Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ortaokullarımızda ve İmam Hatip ortaokullarımızda okulan temel dini bilgiler dersimizin İslam 1 dersimizin birinci ünite konu anlatımını yapacağız. Konumuz iman ve insan. Sevgili arkadaşlar öncelikle iman ve İslam kelimelerinin anlamlarını öğrenelim. İman sözlükte şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek doğrulamak, onaylamak ve tasdik etmektir. Dolayısıyla bizler Allah'ın varlığından, birliğinden şüphe etmeden onu kabul eder, onu doğrular, dilimizde söyler, kalbimizde de tasdik edersek işte buna iman denir. İmanın diğer anlamları ise güven vermek, güvenlikte olmak, içten ve yürekten inanmak demektir. Peki dini terim olarak iman ne demektir? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Allah'tan getirmiş olduğu mesajları ve hükümleri kalbimize tasdik etmek, doğrulamak ve haber verdiği her şeye gönülden inanmaktır. Son din İslam'dır. Son kitab, kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Ve onu getiren Peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Dolayısıyla Allah'ın Cebrail adlı melekle Peygamberimize göndermiş olduğu İslam dininin bütün hükümlerini doğrularız, tasdik ederiz ve gönülden inanırız. İşte buna da iman denir. İman eden kişilere de yani bu dine inananlar Müslümanlara da mümin isim verilir. Mümin olabilmek için kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti kabul edip söylemek giriş anahtarıdır. Yeterli midir? Değildir. Çünkü bunun gereği olarak mümin olan kimse imanın altı esasına yani Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kaza kadere inanması, bunları kabul etmesi gerekir ki mümin olabilsin. Peki İslam nedir? İslam sözlükle kurtuluş erme, güven, emniyette olma, boyun eğme, itaat, teslim olma, sulh ve barış gibi anlamlara gelir. İslam barış dinidir. Dini terim olarak İslam'ın anlamı şirkten ve şirk ahlakından uzaklaşıp Allah'ın birliğini ve son peygamber Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu kabul ederek Allah'ın emrine peygamberin sözüne uyup teslimiyet göstermektir. Dinimizin adı da İslam'dır. İslam yüce Allah'a itaat etmek, Allah'ın iradesine teslim olmak ve peygamberimiz Hz. Muhammed'in Allah'tan getirmiş olduğu, din adına bildirmiş olduğu her şeyi gönülden benimsemektir. İslam dinine inanan ve onun buyruklarına uyan kimseye de Müslüman ismi verilir. Müslüman, Müslümanla karşılaştığı zaman önce selam verir. Selamun Aleyküm. İşte bu bir güven ifadesidir. Ben Müslümanım, benden korkma. Karşımızdaki de ve Aleyküm Selam diyerek ben de Müslümanım, sen de benden korkma diyerek birbirlerine güvendiklerini temin ederler. İslam teslimiyet demektir kalben, dille ya da yapmış olduğumuz amellerle Allah'a teslim olmaktır. Dolayısıyla İslam'ın üç şeklinden biri olan kalbin teslimiyetine ve bağlılığına iman isim verilir. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin." Dolayısıyla İslam dini Allah'ın emrettiği hususları canı gönülden kabul edip Allah'a tam teslimiyeti ister. Ey teslimiyet senin adın İslam'dır. Dolayısıyla Müslümanlar yalnızca Allah'a kulluk ederler, yalnızca Allah'a teslim ederler. Müslümanlar Allah'ın dışında hiçbir varlığa ne ibadet ederler, ne önünde eğilirler, ne ona kulluk ederler. Dolayısıyla Allah'a teslim olan rahat eder. Peki imanı öğrendik, İslam'ı da öğrendik. İman ile İslam'ın farklı kavramlar olarak kullanılması durumunda mümin Müslümandır. Ancak her Müslüman mümin değildir ifadesi kullanılır. Bakın her mümin Müslümandır ancak her Müslüman henüz mümin değildir. Çünkü bu durumda İslam kalben bağlanmak, gönülden teslim olmak değil sadece dille söylenmesi, bazı, bazı işte yapmış olduğunuz amellerin işlenmesi. Örneğin münafıklar diliyle Müslüman olduklarını söylerler. Dini görevleri yerine getiriyormuş gibi diyelim camiye gelirler bizimle birlikte namaz kılıyorlarmış gibi yaparlar. Fakat kalpleriyle tasdik etmedikleri için onların ibadetleri kabul edilmez onların Müslümanlığı kabul edilmez. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor bunu. Bedeviler inandık dediler de ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu mucize organlardan birisi de kalptir. Kalp tasdik makamıdır. Mühür oradadır. Dilimizde Müslüman olduğumuzu kalbimiz tasdik ederse işte o zaman tam mümin oluyoruz. İslam haramlara kılıf bulma, amellere bahane bulma dini değildir. Yani bir haram işliyorsunuz diyelim faiz yiyorsunuz ona bir kılıf arıyorsunuz. Şöyle de böyle de olmaz. Diyelim namaz kılmıyorsunuz. Ya şöyle de böyle de bu yüzden namaz kılmıyorum olmaz. İslam teslimiyet dinidir. Rabbimiz bizden ne istiyorsa onu canı gönülden yapmalıyız. İman ne dedik? Kalbimizin tasdiki. Mühür orada. İslam ise amel ve davranışlarla bu tasdiki eyleme geçirilmesidir. Yani kalben inanan bir insan inandığı hususları davranışlarına gösterir. Yani iman içte ve kalptedir. İslam ise dışta ve görünürdedir. Aslında iman İslam'dan, İslam da imandan ayrı düşünülemez. İkisi de birbirini tamamlıyor. İslam kelimesi selamet ve barış içinde olmak, selameti ve barışı seçmek anlamına geliyor. Bu durumda İslam'a inanan irade ve akıl sahibi kişiler ne yapar? Barışı sağlar. Bu barışın sadece insan arasında değil, İnsan ile tabiat arasında da olması gerekir. Çünkü evren, kainat, dünya, denizler, ormanlar hepsi bize birer emanettir. Allah'ın emanetleriyle barışık içerisinde olmalıyız, onlara zarar vermemeliyiz. İslam i̇şte Allah'ın peygamberleri aracılığıyla kullarına sunduğu bir sözleşmedir. Aslında bu sözleşme Hazreti Adem oğluyla yani bütün insanlarla Allah arasında aslında yapılmıştır. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla imanın üç boyutu vardır unutmayacağız. Kalbimizde tasdik, dilimizde ikrar yani söylemek, organlarımız damele geçirmektir. Diyelim namazın farz olduğuna inanmalıyız. İnanıyoruz kalbimizde tasdik ediyoruz. Dilimizde de diyoruz ki namaz farzdır. O halde ergenlik çağından sonra namazlarımızı kıldığımız zaman işte imanımız dışarıya vurmuş oluyor. İşte namazımızı kılmak da İslam'ı yaşamak demektir. İslam inancına göre dinin kurucusu elbette bizleri yaratan, bizleri yaşatan Allah'tır. Yüce Allah'tır. Allah daha önce de dinler göndermiştir. Yahudilik, Hristiyanlık gibi. Allah'tan gelmiş vasıllarını korudukları sürece o dinler de tevhitti. O dinler de İslam'dı. Ancak zamanla o dinlerin inananları dinlerini, kitaplarını bozmuşlardır. O yüzden son din İslam gelmiştir. İlk insan Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamberimizdir. Kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Tevhid Allah'ın var ve bir olmasıdır. Allah'ın varlığı, birliği, zat ve sıfatlar arasında mükemmeliyle peygamberlik ve ahiret inancı gibi temel inanç ilkeleri aslı bozulmamış haliyle semavi dinlerde aslında değişmez bir esastır. Yani ahiret vardır. Bu dünya geçicidir. Bu nedenle İslam dinine göre Hazreti Adem ilk peygamberden Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinlerin adı da İslam'dır. Toplam 124 bin peygamber gelmiştir. Bunlardan 25 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de yazar. Dolayısıyla ilk dini de son dini de Allah göndermiştir ve tüm dinlerin ortak adı da İslam'dır. İslam dini evrenseldir. Yani bir şehre, bir ülkeye, bir millete gelmemiştir. Tüm insanlığa gelmiştir. O yüzden dünyanın bütün yerlerinde, bütün ülkelerinde İslam'a inanan Müslümanlar vardır. Irkları, milletleri, ülkeleri farklı olmasına rağmen. Dolayısıyla İslam dini tüm insanlığın kurtuluşuna hitap eder. İslam dininin hükümleri insanlığın bütün ihtiyaçlarını kıyamete kadar karşılayacak mükemmelliktedir. İslam dini insanın saygı değer kabul ettiği canını, malını, şeref vaisiyetini saygın kabul eder, dokunulmaz kabul eder ve bunların zarar görmesini yasaklar. Müslümanlar İslam'ın beş şartı olan kelimeye i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, imanın altı şartı olan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kaderin yani hayır ve Allah'tan geldiğine gönülden inanırlar, dilleriyle de söylerler. Müslümanların İslam dininin öğrendiği ilk ve önemli kaynağımız Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Hazreti Muhammed'e Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla gönderilen son ilahi kitaptır ki en büyük mucizemiz Kur'an'dır. Kur'an günümüze kadar tek harfi dahi değişmeden gelmiştir. Kıyamete kadar da Allah tarafından korunacaktır. Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı olan Peygamber Efendimizin hadisleri, sünnetleri de Müslümanların ikinci temel kaynağıdır. Sünnet ne demektir? Peygamberimizin sözleri, davranışları, onamaları demektir. Peygamberimiz dinimizi öğrenip yaşamımıza rehberlik eden, İslam'ı en güzel şekilde yaşayan, bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara üsve-i hasene yani güzel bir örnek olarak gösterilen alemlere sultan, alemlere rehber, son peygamber Hazreti Muhammed'dir. İşte İslam dinimiz bu iki kaynaktan öğrenilir. Kur'an-ı Kerim'de örneğin namazı kılın, orucu tutun, hacca gidin yazar. Ancak bunların nasıl yapılacağını işte peygamberimiz öğretir. İşte ona da sünnet denir. Kur'an ve sünnet birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılamayan en önemli iki kaynağımızdır bizim. Şimdi de kelime-i şahadet ve kelime-i tevhid'e geçelim. Kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Kelime-i şahadetse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demektir. Kelime-i kelime-i tevhidin arasında işte eşhedü kelimesi belirleyicidir. Bak eşhedü şey var burada. Bu kelime-i Böyle hatırlayabilirsiniz. Yine anlamında da kelime-i tevhidde Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun peygamberidir buyurulur. Kelime-i ise şahitlik ederim ki. Yani ben kabul ederim ki, tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu belçisidir. Bakın burada kulu ifadesi de geçiyor. Uzun olan kelime-i kısa olan kelime-i tevhiddir. İslam'a giriş anahtarıdır bunlar. Kelime-i tevhid kelimesi birleme, bir şeyin bir olduğuna karar verme, tek kılma demektir. Dini terim olarak ise Allah'tan maşillah yoktur, Hz. Muhammed onun Resulüdür demektir. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Bunu kalbimizde inanarak dilimizde söylemeliyiz. Kelime-i tevhid Allah'ın yaratmada, emretmede, eşsiz ve tek oluşunu... Hz. Muhammed'in hak peygamber oluşunu kabul etmektir. Yani kelime-i tevhid Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerine birleme, onun tek ve eşsiz olduğuna inanma, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan iyya kenabudu ve iyya kenestain yani yalnızca Allah'a ibadet etmek, yalnızca Allah'tan yardım dilemektir. Dinimizin özü temelini tevhid oluşturur Allah'a iman ilişkisi olarak. Kelime-i Tevhid iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Allah'tan başka kesinlikle hiçbir ilah yoktur. Yani La ilahe illallah deriz. İkinci bölümde ise Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisi deriz. Yani Muhammed'in Resulullah deriz. Dolayısıyla Kelime-i Tevhid'i söylediğimiz zaman Allah'tan başka inanmaya, itaat edilmeye layık hiçbir varlık yoktur deriz. O ibadet edilmeye layık tek varlıktır deriz. Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir deriz. Kelime-i Tevhid'in zıttıysa Tevhid'in zıttı şirktir. Allah'a ortak koşmak demektir. Allah'a eş, denk, ortak, başka ilahlar kabul etmek demektir. Bu şekilde inananlar da müşrik denilir. Kelime-i Tevhid en özlü bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Tevhid Suresi ya da İhlas Suresi dediğimiz Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samed Lem yelid ve lem yuled ve lem yekun suresine belirtilir. Ne diyor suremizde? De ki o Allah birdir. Allah Samettir yani hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Namazlarımızda okuduğumuz işte İhlas Suresi tevhid suresi olarak da bilinir. Tevhid inancına göre Allah inanılması, ibadet edilmesi tek varlıktır. Allah'a ait sıfat ve özellikler asla başkasında bulunmaz. Tevhid inancını vurgulayan ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde. De ki şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dost doğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi gibi. Ve bana Hanif yani Allah'ın birliğini tanıyıcı olarak yüzünü hak dine çevir, sakın müşrikler dolma diye emredildi. Başka bir ayette de de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahiy olunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin, ortak koşanların vay haline şeklinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tevhidini anlatan pek çok ayet-i kerime vardır. Evet ikinci olarak kelime-i şehadete değinelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederiz. İşte bu sözü söyleyen kimse öncelikle Allah'tan başka dua edilip yardım istenecek, sığınılacak Diyelim başımıza belalar, musibetler geldi. Onlar için yalvaracak hiçbir kudretin bulunmadığını kabul etmektir. Ayrıca rızkın yalnızca Allah'tan geldiğini, yalnız ondan istenebileceğini çünkü Allah er-rezaktır. Kullarının yarattığı her şeyin rızkını bu dünyada verir. Allah'a güveniriz, başka hiçbir bağlığa bel bağlamayız. Bunu kabul etmek kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadet de iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde eşhedü en la ilahe illallah diyerek Allah'tan başka ilah olmadığını, yaratıcının mutlak güç sahibinin Allah olduğunu kabul ederiz. İkinci bölümde de. Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul eder. Bu durum işte kelime-i tevhidle aynıdır. Yani kelime-i şahadetinde, kelime-i tevhidinde iki bölümde de inanmamız gerekmektedir. Çünkü ilk kısmı inanıp ikinci kısmına inanmazsak imanımız olmaz. O yüzden Müslümanlar din bir bütündür. Hepsine iman ederler. Üçüncü olarak imanın insana kazandırdıklarından bahsedeceğiz. Bizler kelime-i şahadeti getirdik, kelime-i tevhid i okuduk, İhlas suresini okuduk ve Tevhid inancına inandık, kalbimize iman ettik, dilimize de bunları ikrar ediyor, söylüyoruz. Peki iman ettiğimiz zaman neler kazanırız? Sevgili arkadaşlar, Allah'a iman demek aslında bizleri yaratan Allah'ı çok sevmektir. Allah sevgisi Allah'ın yolundan, peygamberin izinden gitmeyi sağlar bize. İşte bu da ne yapar? Allah'ımızın sevgisini kazanmak demektir ki en büyük mutluluk huzur budur. Böyle bir sevgi kazanmak insanı mutlu eder, huzurlu kılar. Bu sevgiyi tadan kişi güzel ve dürüst davranışlar ortaya koyar. Çünkü sevgilisi olan Allah ona güzelliği istemiştir. Güzel işler yapmaya tavsiye etmiştir. Kur'an'da Allah buyurur ki de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Başka Allah'a iman eden kişiye sorumluluk bilinci getirir. Allah'a iman bizim akıllı, iradeli bireyler olduğumuzu hatırlatır ve yapmış olduğumuz davranışlardan sorumlu olduğumuzu hatırlatır. Dolayısıyla insan bir gün Allah'ın huzuruna çıkıp yaptıkları her şeyin zerre miktarınca iyiliğinde, zerre miktarınca kötülüğünde hesabını verileceğini düşünür. Her zaman ölçülü davranışlar ortaya koyar. Her işinde doğru dürüst olmaya, herkese iyi davranmaya çalışır. Herkesle ilişkiler içinde olmaya özen gösterir. Yine insan Allah'a iman ettiği zaman ruhunu yükseltir. Salih ameller, yani Allah'ımızın hoşuna gidecek güzel ameller işlemeye başlarız. Doğru yolu bulup hidayet erince, yani hidayet doğru yol demektir. İnsan salih ameller işlemeye devam eder. Yararlı işler yaptığımız zaman gönlümüz huzurla dolar. Allah'ın kulu olduğumuz için mutlu oluruz. Allah'ın emirlerine uyduğumuz için, yasaklarından kaçındığımız için huzurlu oluruz ve daima adaletli olur. Adalette olmadığımızda ahirette bunun hesabının verileceğini unutmayız. Yine Allah'a inanan kişi bütün canlılara karşı merhametli olur. Çünkü kainattaki bütün varlıklar Allah'ın eseridir ve hepsi de Allah'ı anlatmaktadır. Allah'a iman insana yüksek ahlaki değerler kazandırır. Çünkü el-İslamu husnul huluk yani İslam güzel ahlaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, insanın kalbine huzur verir. Çünkü Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Sağımızda solumuzda kiramen katibi melekleri iyiliklerimizi güzelliklerimizi yazmaktadır. Dolayısıyla sevap kazanmaya, faydalı ve güzel işler yapmaya gayret edeceğiz. Günah işlememeye özen göstereceğiz. İşlemişsek de tövbe edeceğiz. Allah'tan özür dileyeceğiz. İslam güzel ahlaktır sevgili arkadaşlar. Allah'a inanan kimse rızkı yalnızca Allah'tan bilir. Çünkü rızkının çalışıp kazandığı zaman Rabbi tarafından verileceğini unutmaz. Asla aç açgözlü ve hırsız olmaz. Cimrilik yapmaz, cömert olur. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri sevdikleriyle, ihtiyaç sahipleriyle paylaşır. Çünkü kazandığı malların bir gün kendisi gibi yok olacağına inanır. Bu nedenle dünya nimetlerine gereğinden fazla değer vermez, çalışır, kazanır sekatını verir, sadakasını verir, ancak bu dünyanın geçici olduğunu unutmaz, ahiret için güzel ve yararlı şekilde harcar. Yine Allah'a iman, insanın kendini güvende hissetmesini sağlar. Zor şartlar diyelim, kaza oldu, denizde boğulmak üzereyiz, fırtına oldu, ne yaparız? Ya Rabbi, Allahım, yardım et. İşte anında Allah'a yöneliriz, Allah'a dua ederiz, Allah'tan yardım isteriz. İyyake na'budu ve iyyake Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz deriz. O yüzden biz asla ümitsizliğe düşmeyiz. Daima Rabbimize güvenir, ona dayanır. Bu duygu bizi mutlu eder. İman insanı anlamsızlık ve belirsizlikten de kurtarır. Yani ben kimim? Bu dünyaya niye geldim? Bu dünyadan sonra nereye gideceğim? Ölenler nerede? İyiler nereye gidiyor? Kötüler nereye gidiyor diye düşüncelerini işte İslam dini imanla insana sunar. İman eden insan Ölümün yokluk olmadığını bilir. Herhangi bir zorluk ve sıkıntı yaşamışsa da sabreder, asla isyan etmez, nankörlük etmez. Böylece Rabbinin hoşnutluğunu kazanır insan. Yine Allah'ımıza inandığımız zaman mutlu ve huzurlu oluruz. Her çeşit zorluğa karşı kendimizde dayanma gücü buluruz. Tüm zorluklar karşısında Rabbimizin yardım edeceğine inanırız. İşte bu inanç insanın gönlünü rahatlatır, insana teselli kaynağı olur. Allah'a iman eden kimse Allah'ın her zaman kimsesizlerin, çaresizlerin, darda zorda kalanların dostu olduğunu bilir. Yine Allah'a iman ettiğimiz zaman içimiz sevgiyle dolar. Yaratılanları severiz yaratandan ötürü. Çünkü bu dünyayı ve içindekileri yaratan Allah'tır. Sevgililerin en güzeli Allah sevgisidir. Habibullah Hazreti Muhammed'in lakabıdır Allah'ın sevgilisi. İşte kalbimizde Allah sevgisini taşımak bizleri mutlu edecektir. Mutluluktan en büyük pay alanlar kalbinde Allah sevgisi olanlardır. Yine kalpler Allah'ı anmakla huzur bulur. La ilahe illallah dediğiniz zaman inanılmaz bir duygu sizleri kaplar. Allah'tan başka ilah yoktur. O yüzden Rabbimizin öğütlerini tutar. Rabbimizin adını anarak Subhanallah, Elhamdülillah diyerek onu överiz. Yasakladığı da kötü davranışlardan elimizden geldiğince kaçınır... Ve bir kötülük gördüğümüz zaman da onu elimizde, dilimizde, kalbimizde düzeltmeye çalışırız. İyilik edenlere Allah razı olsun deriz. Yani rızık verdiği zaman Allah'ımıza şükürler olsun deriz. İman bakımından insanlar konusuyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İslam dini insanı inanıp inanmakta serbest bırakmıştır. La ikrahe fit din. Yani dinde zorlama yoktur. Herkes istediği dini seçebilir. De ki ey insanlar işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş. Kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde vekil değilim buyuruyor. Ayette bakın mümin kalbiyle Allah'a inanır. Diliyle de Allah'a inanıyorum der. İmam bakımından insanlar inananlar mümin olarak inanmayanlar da kafir ve münafık olarak ayrılmaktadır. Sırasıyla bunlara değinelim. İnsanlar inandıkları duruma göre ya münafıktır ya mümindir ya kafirdir. İman eden kalbiyle kabul edip diliyle söyleyenlere mümin denir. İman etmeyenlere ya da bir kısmını inkar edenlere kafir denir. Kur'an-ı Kerim'in diyelim bir ayetini iman esaslarından birisini de reddestlerine yine kafir oluyorsunuz. Yani din bir bütündür. Bir kısmını inanıp bir kısmını inanmamak olmaz. Gerçekte inanmadığı halde de inanmış gibi görünen insanlara da münafık isim veriliyor. Mümin yani sizler Bizler çok şükür Allah'ın varlığını, birliğini, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ve Allah'tan getirdiklerini şüphe şüphe duymadan gönülden kabul ederiz. Mümin samimidir, işten gelerek inanır, kalbiyle tasdik eder. İman parçalanma kabul etmez, hepsine birden inanırız. 6 İslam iman esası, 5 İslam esası yani namaz, zekat, oruç, haç gibi ibadetleri kabul ederiz, yapmaya çalışırız, inkar etmediğimiz sürece yapmasak bile yine müminiz. Mümin olmak kişiye çok büyük şeref kazandırır. Müminler ahirette de cennete inşallah gireceklerdir. Her türlü nimete kavuşacaklardır. Günahkar müminler de Allah'ımız inşallah şefaat eder, onları da affeder, cennete geleceklerdir. Kafirse örten gizleyen demektir. Yani Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed'in peygamberliğini, Allah'tan getirdiklerini ya tamamen ya da kısmen reddedenler. İnanç esasla inanmayan Kimse kafir olduğu gibi dinimizin kesin emirlerinden herhangi birinde diyelim oruç yoktur. Böyle bir şey yok dediği zaman o da dinden çıkmış olur. Dolayısıyla kafir peygamberimizin getirdiği, tebliğ ettiği dinin tamamına veya bir kısmına inanmayan kişidir. Kafir olarak ölen yani kimselere biz üzülürüz. Keşke onlar da iman ettiler deriz. Maalesef onlar eve diyen cehenneme gidecekler. Ve bir de münafıklar vardır ki işte resimde de görüyorsunuz iki yüzlü. Yani inanmış görünür. Gerçekte inkar eder, İslam dininin zarar görmesi için inkarcıları işbirliği yapar. Bu durumdaki kişi her ne kadar dünyada Müslüman sayılsa bile, gelip namaz da kılsa, oruç da tutsa bile o kafirdir. Yani münafıklar, kafirler gibi inkar ederler. Münafığın temel özelliği gizli inkardır. Onlar münafıklar aslında tam bir takiye yaparlar. Yani iç yüzlerini saklarlar. Gerçek inancını gizleyip inanmadığı şeyi söyleyen ve yapanlardır. Peygamberimiz münafıkların tanınması için bir hadisinde şöyle buyurur. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. İşte böyle insanlar İslam'ın en tehlikeli gördüğü insanlardır ve ahirette de cehennemin en alt katına bu münafıklar gidecektir. Bir de müşrikler var sevgili arkadaşlar. Bunlar Allah'a ortak koşanlar, eş koşanlardır. Başka varlığı ilah kabul edenlerdir. Kur'an-ı Kerim böyle inananlara müşrik der. İslam müşrikler de kafirdir aslında. Çünkü tam inanmadıkları için. Müşrikler mutlak yaratıcı olarak Allah'ın varlığını inkar etmeselerdi. Yani Allah'a inanırlar ama ondan başka ilahlar da kabul ederler. Dolayısıyla müşrikler diyelim putperestler putlara taparlar. Putlara dualarını, isteklerini söylerler. Güya putlar onu Allah'larına ilettir. Aslında müşriklerin en önemli özelliği şudur. Allah vardır ama bize karışmasın biz putlarla idare ederiz gibi bir saçma anlayışları vardır müşriklerin. Cahili dönemli Araplar bu şekildeydiler. Onlara atalarının dinini savunduklarını söylerlerdi. Peki onlar da yanlış yoldaysalar dediklerinde de karşı çıkmışlardır bu duruma. Dolayısıyla Allah vardır birdir demedikten sonra başka varlıklara da ilahlık verildiği zaman buna müşrik denir. Ehli kitap var. Değerli arkadaşlar Allah Hazreti Adem'lerin Hazreti Muhammed'e kadar 124 bin peygamber göndermiştir. O peygamberlerden bazılarına kutsal kitap vermiştir. Davud Aleyhisselam'a Zebur, İsa Aleyhisselam İncil, Musa Aleyhisselam'a da Tevrat verilmiştir. Dolayısıyla onlar ehli kitaptır, kitap ehlidir. Yahudiler ve Hristiyanlar kitap ehlidir. Allah tarafından gönderilmiş olan kitapların asıllarını onlar bozmuşlardır. Ahiret gibi inançlar, peygamber gibi inançlara sahip oldukları için onlara ehli kitap denmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah buyurur ki, Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yolu ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların ardına uyacak olursan andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ehli kitap olanlardan inançlarındaki yanlışlıkları terk etmelerini, İslam'a girmeleri istenir. Çünkü onlar son peygamber Hz. Muhammed'in geleceğini bilmelerine rağmen inatlarından dolayı son dine inanmazlar. Şimdi değerli arkadaşlar Esma-i Hüsna'yı tanıyacağız. Yani Allah'ımızın en güzel isimlerine Esma-i Hüsna denir. Bu isimler yalnızca Allah'a aittir. Kur'an'da Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur buyurulur. Başka bir ayette de ki Rabbiniz ister Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırsanı çağırın nihayet en güzel isimler O'nundur. Dolayısıyla Allah'ın isimleri mutlak üstünlük ifade eder. Kur'an'da bir ayette en güzel isimler Allah'ındır. Ona ne ona o güzel isimlere dua edin buyrulur. Bizler de, de Allah'ımızın 99 güzel ismini öğrenir ve ona dualarımızda ev ederiz. Allah'ın bu güzel isimden öğrenmek, ezberlemek, Allah'ı daha iyi tanımamızı sağladığı gibi aynı zamanda bizlere sevap da kazandırır. Onlardan bazıdan önce kısaksa Allah Celle Celalü. Yani varlığı zorunlu olan, bütün övgülere layık bulunan, kendisine ibadet edilen varlığın yani ilahımızın Allah özel ismidir. Yüce Rabbimizden başka hiçbir varlık için kullanılmayan, yalnızca Allah için kullanılan, Allah'a ait olan isimdir Allah. Aynı zamanda bu yüce isim diğer tüm isimler içinde barındırır. Onların ifade ettikleri tüm anlamları kapsar. Başka dillerde Allah ismini anlam yönünden karşılayacak bir kelime yoktur. O yüzden başka dillere tercüme yapılamaz. Allah ismine ismi celal, ismi azam, lafzai celal de denir. İslam dinine göre yüce Allah zatıyla bilinemez, kavranamaz. Bu dünyada Allah'ımızı biz göremeyiz. Ancak sıfatları aracılığıyla Allah'ımızı tanırız, biliriz. Yüce Allah'ın varlığının delilleri her yerde zaten vardır. Güneşe baktığınız zaman, aya baktığınız zaman, denizlere baktığınız zaman, bunlar kim yarattı dediğimiz zaman direkt gönlümüz, kalbimiz Allah der. Maddi bir varlık olmadığı için insanlar Allah'ı dost doğru doğrudan göremezler. Allah'ın varlığı kalplerde daha hissedilir. Allah mutlak varlıktır, mükemmeldir, her türlü eksiklikten uzaktır. Allah'ın başlangıcı ve sonu yoktur. Sonsuz ilim ve güç sahibidir. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Hiçbir şey Allah'a zor gelmez. Bir şeye kün fe yekun ol dediği zaman o hemen verir. İkinci ismimiz El Vahid Allah'ın yine esmasındandır. Bir ve tek anlamına gelir. Bölünüp parçalığa ayrılmaması, benzerinin bulunmaması demektir. Yani Allah'ın zatında sıfatlarını yaratmasında eşi ve benzeri yoktur. Allah'ın dışında hiçbir varlığın vahid özelliklerine sahip olmadığını biliriz. Çünkü Tanımadığımız Allah'ı sevemeyiz. Emirlerine gönülden itaat emeyiz. Rabbimizin birliğini biz vahitle hakkıyla tanırız. Bir diğer ismi Allah'ımızın el-ehattır. Bir ve tek olmasıdır. Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında, yaratmasında, emretmesinde tek ve eşsiz olmasıdır. Allah'ın bir ve tek olması herhangi bir sayı dedisin, ilk basamağında matematiksel birlik değildir bu. Onun bir ve tek oluşuna benzerini ve dengini olmamasıdır. İhlas suresinde Kul ehat ehad ifadesi de ki o Allah birdir. Bize bunu açıklar. Mümin ismi de son öğreneceğimiz isim. Allah'ın el mümin ismi emin kılan, güvene kavuşturan, kullarını tehlikeden koruyup onların zararını olan şeyler haber veren, iyi kullarını azaptan uzaklaştırıp onları haksız etmeyen demektir. Allah bu isminin gereği olarak kendisine sığınanları, kendisine dua edenleri korur, kendisine inananları korku ve endişeden kurtarır, Müslümanlar için en güzel yardımcı Allah'tır. Bu yüzden her mümin ona güvenmesi gerektiğini bilir. Çünkü Yüce Allah müminlerin hem bu dünyada hem de ahirette en büyük dostudur. Evet sevgili arkadaşlar. Temed Yeni Biler yeni kitabımızın 2024 baskısının birinci ünite konu anlatımını yaptık. Diğer destede görüşünceye kadar videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Hepinize tüm derslerinizde başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.